Hızır Ali Mantar kanalıma hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. Ben sizlere tohum kompost nasıl yapılır, katı besiyer nasıl hazırlanır, sıvı besiyer nasıl hazırlanır, üzerine nasıl taşınır, daha sonra artan tohum kompostumla eğer ben uğraşmak istemiyorsam mantar kompostu nasıl yapılır göstermiştim. Bu da benim diğer kompostum. Şimdi bu ben bunu çoğaltmayacağım. Ben bundan kompost yapmayacağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Önce gördüğünüz gibi size göstermiştim. Hifler kabarık kabarıktı. Ama şu an yoğurt gibi kendini sarıyor. Bunun nedenine gelince önce hiflerimiz kabarık olur. Çünkü biz onlara zayıf hifler diyoruz. O kabarık hifler tekrardan ağırlaşarak yani alttan geliştikçe üstten ağırlaşarak kendini içe doğru sarmaya başlar. İçe doğru sararken de o alandaki vitamini alınca böyle yoğurt gibi kendini geliştirir. İşte bu aşamadan sonra bidonumuzun içinde yani pet şişemizin içindeki hava ne olmuş oldu? Tükenmiş oldu. Zaten oradaki hava sarımına yetti. Biz o zaman ne yaptık? Temiz bir alana alarak kapağını açtık. İçindeki gazın dışarı çıkmasını sağladık. İçeriye de temiz hava akışı girmesini sağladık ve üzerinde böyle delikleri açarak kapağımızın peçetemizi taktık. Şimdi onu bir kenara yine aldık. Eğer ben bunu tohum kompost olarak çoğaltmazsam ya da kompost yapmazsam bu direkt bana mantar verecek. Yalnız mantar verirken mantarım güçlü olmayacak. Çünkü bunun içinde besiyer olmadığı için yani ne olacak? Zayıf mantarlar çıkacak. Burada da bu şekilde sizi bilgilendireyim. Evet, şimdi güçlü bir doku nasıl bu şekilde olur? Bakın, gördüğünüz gibi güçlü bir mantar dokusu nasıl bu şekilde olur? Yalnız burada beni dikkatlice dinleyin ve kavrayın. Eğer siz bunları dinlemeyip kavramazsanız bizler de boşuna konuşmuş oluruz. Şurada gördüğünüz üzerine besiyerin üzerine doku taşınmış bir tohum besiyerimiz. Yalnız gördüğünüz gibi buradaki hifler gözümüzde çok zayıf. Ben en zayıf olanı size gösterdim ki siz yaparken yanılgıya düşmeyin. Çünkü elimdeki güçlü bir dokuyu size göstersem sizinki de o şekilde güçlü olmazsa siz yanılgıya düşersiniz. Ben sizin yapabileceğiniz şekilde elinize geçen doku nasıl olacak bildiğim için o şekilde olan bir dokuyu gösteriyorum. Sizin elinizde böyle bir doku oluşacaktır. Bu doku bu şekilde oluşunca ne yapıyorsunuz? Üzerine bir kaşık tahıl. Bakın dikkatlice dinleyin. Bir kaşık. Bir kaşık tahıl. Biz mısır haşlayarak üzerine ilave ediyoruz. Bir kaşık tahıl siz bunun üzerine aldığınız zaman alttaki besiyerle tahıl birleşecek ve bu dokunuzu besleyecektir. Bu dokunuzu besledikçe bu şekilde dokunuz gelişecek ama yalnız kesinlikle karıştırma yapmıyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir püf noktadır. Karıştırma asla yapılmıyor. Böyle kavanozun iyice duvarlarını saracak tamamen güçlü bir yoğurt şeklinde bir doku olacak. Siz bu dokunuzu nerenin üstüne taşırsanız taşıyın, ister tahıla, isterseniz yeniden katı besiyer üzerine bu 24 saatte kendi gelişimini sağlar. İşte biz bunu burada size göstermedik. Çünkü eğer bazen zaten herkes hazırdan bir şeylere hemen elde etmek istediği için yanılgıya düşüyor. Biz size
Nasıl o tohumunuzu yaparken gelişimi elinizde nasıl olacaksa o şekilde gösterip anlatıyoruz. Farkındaysanız gittik markette mantarımızı aldık. Ben mantarı kendi mantarımda da tohum yapabilirdim. Ancak hani sizler markette alacağınız için ona göre yapın istedim ama çoğu kardeşimiz şuna takılmış. Ya zaten markette bekletilmiş, ben hemen bunu yapayım demiş. İşte öyle olmuyor. Zaten ben de hemen alıp kendim de yapabilirdim. Ama ne yaptım? 7 gün içinde beklettim. Yani kısacası uzatmadan şunu anlatayım size. Burada size gösterdiğim doku da siz bizi dikkatlice dinleyip kavramazsanız başarılı olamazsınız. Şimdi buradaki de şöyle size göstereyim. Sizinle birlikte yaptığımız katı besyerin üzerine taşıdığımız doku, bakın şu şekilde gelişmiş. Daha önce yoğurt gibiydi, şimdi kendini yeniden hiflerini açarak gelişimini sağlamış. Bu da ne yapacak? Aynen şunun gibi olacak ve biz bunun üzerine tahıl ekleyerek bu şekilde güçlü olmasını sağlayacağız. Ben size gün be gün bunu göstereceğimi söylemiştim ama sonra şöyle düşündüm. Bunu yapmak yerine birer tane model elimde tutarak size daha anlayacağınız şekilde kavramanızı sağlamak oldu. İnşallah bu konuda da başarılı oluruz. Bu da sığ besiyerimiz. Bakın gördüğünüz gibi alt kısımlara da tohum kendini bırakmış. Ancak üst kısımda da böyle kendini bırakmış. Bunu size anlatmayacağım çünkü bunu daha sonra anlatmayı düşünüyorum. Bunu sadece öğrenmeniz için gösterdim sığ besiyer. Biz önce katı besiyerimize yoğunlaşalım. Bu da bakın şu gördüğünüz gibi samanın sapı üzerindeki hif nasıl kendini açmış böyle kabarık bir şekilde. Ancak bizim besyerimizde bir bozulma meydana gelmiş. Biz ne yapıyoruz? Bunu atmıyoruz. Bu dokumuz kendini geliştirsin. Onu alıp başka yere ilave edebiliriz. Yani başka bir katı besyere veyahut da tahıla ilave edebiliriz. Ancak şu gördüğünüz besyerimizi eğer elimizde çok bunlardan varsa hepsini bir araya getirin. Yalnız mantar yaptığınız alanda yapmayın. Yani gidin mantarın alanının dışında bir yerde bunları hepsini bir poşette alarak saman komposta yapıp içinde mantar alıp yiyebilirsiniz. Derseniz ki hayır biz uğraşmak istemiyoruz. Bunu alır atarsınız. Durum bundan ibaret. Bakın şu görüyor musunuz? Şu samanın dalındaki gelişimi. Ya birkaç gün oldu sizinle yapalı. Zaten bu samanla yaptığımız tohum kompost biz daha önce mantarı ikiye ayırarak böyle besiyerin üzerine bir tane parçacık atıyorduk. Onunla sağlam dokular elde ettiğimizde çoğaltma yapıyorduk. Bunu 10 kişi üzerinde denedik. Bakalım kaç kişi bu şekilde tohum yapıp başarılı olur diye bekledik. Maalesef ki içinden sadece bir kişi başarı elde etti. Diğer kişiler de yapamadı. Orada hem büyük bir israf oluyordu. Çünkü dokunun üzerine atılan mantar lamellerini salıyordu besiyerin üzerine. Orada hemen bozulma meydana geliyordu. Ancak bizim bu yaptığımız sistemle dokumuz ne oldu? Kendi kendini zaten sardı. Lamellerini tamamen kaybetti ve böyle sağlam bir şekilde besyerimizin üzerine aldık. Tertemiz bir şekilde böyle besyerimizi sarıyor. Yani bununla ne demiştik? Binlerce bu şekilde yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi burada istediğiniz kadar çoğaltma bununla yapabilirsiniz. Yani buradaki akıllıca hareket herkes bunu artık yapabiliyor. Evet, yani burada da 10 kişide bunu denedik. 10 kişi de bundan başarıyı elde etti. Biz de anladık ki bu sistemle herkes kendi mantarını, tohumunu yapabilir. Yani burada bu bilgiler size gelene kadar birçok denemelere tabi tutulmuştur. Siz de inşallah bunların kıymetini kavrayarak bizi dikkatlice takip edersiniz.
Siz de dikkatlice güzel birer tohumcu ve mantar üreticisi olursunuz. Hepinize kolay gelsin.